Bugün en temel muhalefet yanlışlıklarından bir tanesini anlatmak istiyorum. Bunu partiler yapmıyor. Genelde e, bir grup bu temsil eden insanlar yapıyor ve bu insanlar gerçekten davaya çok ciddi zarar veriyorlar. Zaten bildikleri tek siyaset modeli de bu. Başka ellerinden de bir şey gelmiyor. Aslında gelir de. Başka yaptıkları bir şey yok, cesaretleri yok ama sorsanız çok acayip idealist insanlardır, çok yürekli insanlardır. Onlar var da bu ülke vardır. Caps muhalefeti. Hatta şöyle de denebilir WhatsApp paylaşımı caps muhalefeti. Şimdi bu insanlar mesela işte bana karşılar bir caps görüyorlar. 15-16 yaşında bir çocuk bir caps yapıyor. O da meşhur olayım diye. Bak ben paylaştım. Herkes paylaşıyor. Eğlencesini tatmak için bir caps yapıyor. İşte benim kötü bir, kötü bakışlı bir fotoğrafımı koyuyor. Yanına da diyor ki Başar uçarken yerden geçen insanlara tükürdü. Şimdi bunu görüyor hemen. Vay diyor Başar diyor kötü çizilmiş. İşte bu Başar kötü Başar yerdeki insanlara tükürüyormuş. Hemen alıyor bunu WhatsApp gruplarında kendi gibi düşünen insanların olduğu WhatsApp gruplarında paylaşmaya başlıyor. Oradan bir insan çıkıyor diyor ki ya kardeşim başar uçmaz ki. Bu sefer duruyor. Dur diyor ama diyor ben bunu diyor. Elçiler WhatsApp grubundan aldım diyor. Bir teyit dediğim diyor. Gidiyor oraya yazıyor. Onu oraya kim paylaştıysa o da diyor ki ya ben de diyor dostlar yazlık sitesi WhatsApp grubundan almıştım diyor. Güvenilir kaynak diyor. Buna dönüyor diyor ki güvenilir kaynak ama diyor. Ya başar uçar mı kardeşim? Şimdi bunu yaptığın zaman benim taraftarım da der ki arkadaş bunların yaptığı işte muhalefet bu. Yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar. İşte bunlar bu kadar. Sonra senin yaptığın doğru şeylerde artık anlamsızlaşıyor. Yani yalancı çobana dönüyorsun. Doğruyu da anlattığın zaman insanlar diyor ki işte bunlar sırf eleştirmek için eleştiriyor. Ama bunu anlayacak bir kapasite yok maalesef. Bunu ne kadar uyarırsan uyar, ne kadar anlatırsan anlat bir türlü o insanlarda bunu bir özümsetemiyoruz. Bir de bunlar sadece WhatsApp gruplarında paylaşıyorlar. WhatsApp grubunda paylaştığı da zaten kendi gibi düşünen insanlar. Ya benim Zaten senin gibi düşünüyorum. Beni sana mı ikna edeceksin? Ya hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz zaten. Git Facebook'ta paylaş, git Twitter'da paylaş. Yok. atayım ben buna da diyor. O paylaşsın diyor. Yani cesaret hali, yürek hali, mücadele. Yok. Ben o topa girme. E böyle bir şey yok arkadaş. Git dışarıda yap sosyal medyanı. Herkese açık olan platformlar olan sosyal medyalarda paylaşımlar yap. Yok ama bildiği tek şey caps siyaset. Ya bir şey anlatıyorsun, bir şey yazıyorum. Bir şey anlatıyorum bir WhatsApp grubunda. Arkadan bir bakıyorum. Daha saniyesinde a diyor bir bir şey paylaşmış diyor. Okumuyor. Öyle bir algılamak, ne deniyor? ne anlatılıyor? Yok. Bir merak bile yok. Şak oraya bir caps koyuyor. Bak biri ben ben de paylaşıyorum diyor. Caps'i koyuyor oraya. Ya o capsler Karşı taraftan bir tek kişiyi ikna etmiyor. Ama senin gibi düşünen, ben ve benim gibi insanları mücadeleden yıldırıyor. Ya bir şey yapmıyorsun bari bizleri yıldırma. Ya böyle bir muhalefet mantığı yok. Oku, araştır, toplumunu gözle, düşmanca bakma. O insanlar ne demek istiyor bir bak. Ve onları bir değerlendir. Ondan sonra bir şey anlat. Onun yanlışlığını anlat. İnsanlar anlar. Ama gidip de işte bu kötü bu şöyle oh, başar uçuyor. Ya yok arkadaş böyle bir siyaset yok. Başar uçmaz.